akşamlar değerli izleyiciler. Çamlıca TV Haber Bültenimize hoş geldiniz. Bugün 11 Aralık 2022. Yine bir pazar akşamları saatlerimiz 19'u gösterirken Çamlıca TV'den haberleri paylaşmak için ekranlardayız. Ben 9A sınıfından Aslı Tataş. Şimdi haberlerimize geçiyoruz. Dinlediğimiz ve anladığımız zaman biz olacağımızı bilerek öğrencilerimizi can kulağıyla dinliyoruz. Bu amaçla öğrencilerimiz temsilen okulu birlikte yöneteceğimiz sınıf temsilcilerini seçmek için Kasım ayında öğrencilerimiz sandık başına gitmişti. Daha sonra sınıf temsilcileri arasından okul temsilci seçimi yapılmıştı. Okul idarecilerimiz tarafından her ay sınıf temsilcileriyle periyodik toplantılar yapılacaktır. Bu kapsamda ilk sınıf temsilcileri toplantılarımız yapıldı. Toplantıda sınıf temsilcileri arkadaşlarından aldıkları önerileri idarecileriyle paylaştılar. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Şanlıurfa Fuar Merkezi'nde düzenlenen kitap fuarı 5. kez kitapseverlerle buluştu. Kitap okumak kişinin yeni dünyalara yelken açmasıdır. Kitap okumak kişinin gidemeyeceği yerlere gitmesini, göremeyeceği şeyleri görmesini, belki de hiç yaşayamayacağı duyguları yaşamasını sağlar. Yeni insanlar tanımasını sağlar. Empati yeteneğini geliştirirken birçok şey öğretir. Kitap okumak az zamanda çok şey yaşamak, görmek, geçirmektir. Çamlıca Koleji olarak öğrencilerimize kitap okumayı alışkanlık haline getirmek için bir taraftan kitap okuma saatlerimiz devam ederken diğer taraftan hafta içi kitap fuarını ziyaret ettik. 3 Aralık'ta başlayan kitap fuarı bugün itibariyle sona erdi. Tiyatro çocuklara yaşadığı toplumun bir üyesi olma bilincini aşılayarak olaylara farklı açıdan bakabilme becerisi kazandırır. İşbirliği ve dayanışmayı öğretir ve estetik algıyı geliştirerek sanata olan ilgiyi arttırır. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında okulumuzda ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerimize yönelik İbişle Beyefendi çocuk oyunu tiyatro gösterisi yapıldı. Müzikli drama ve yarışma etkinlikleriyle öğrencilerimiz doyasıya eğlendiler. Tiyatro kültürünün çocuklarda gelişmesi için uygulanan bu etkinliğe destek olan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı'na teşekkür ederiz. Öğrencilerimizin sorgulayan, gelişen ve yetkinlik kazanan bireyler olmaları için öğrencilerimize P4C eğitmeni Feyza Güneş tarafından uygulamalı eğitim yapıldı. Çocuklar için felsefe olarak da ifade edilen P4C, çocukların düşünme ve gelişme kabiliyetlerini geliştiren, kendilerine olan saygılarını güçlendiren ve akademik becerilerini geliştiren bir yaklaşımdır. Çamlıca Koleji misyon ve vizyonumuz doğrultusunda bu yaklaşımı önemsiyoruz. Bu yaklaşım, düşünme ve iletişim becerilerini geliştiren, akademik kazanımları destekleyen yenilikçi bir eğitim anlayışı olarak kabul edilir. 5. Şanlıurfa Kitap Fuarı ile ilgili haberlerimizi sunarken Çamlıca Koleji'nin bu konuyu ne kadar önemsediğini belirtmiştik. Bu amaçla Çamlıca TV yeni yayın döneminde her hafta bir kitap tanıtımı yapılacağı güzel bir programla başladı. Altını Çiziyorum adlı programda her pazartesi saat 19'da bambaşka bir kitap tanıyacak, bambaşka bir kitabın dünyasına konuk olacağız. Okulumuz öğretmenlerinden Tuğba Günak tarafından hazırlanıp sunulan programımızın ilk kitabı İçimdeki Müzik oldu. Tuğba hocamızın programın ikinci bölümünde, yani yarın hangi kitabı sunacağını merakla bekliyoruz. Deneme sınavları kazanımların ne kadar kavrandığını, hangi konularda eksiklerimizin olduğunu gösteren birer sınav provasıdır. Bu amaçla sene başında ölçme değerlendirme birimimiz tarafından hazırlanan akademik takvim doğrultusunda 10 Aralık Cumartesi günü 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerimiz Türkiye Geneli Bilfen Deneme Sınavı'na girerken 12. Geneli Özde 1 Deneme Sınavı'na girdiler. TSEN ISO 9001 kalite yönetim sistemi belgelendirilmesi kapsamında okulumuzda yapılan TSE sağ çalışması ardından yönetim kurulu başkanımız Sayın Mehmet Ercan, kademe idarecilerimiz ve öğretmenlerimizin katılımıyla bilgilendirme toplantısı yaptı. Bundan sonraki süreçte nelere dikkat edilmesi gerektiğini, okulumuzu daha ileriye taşımak için neler yapılması gerektiği ile ilgili bir bilgi alışverişi gerçekleştirdi. Bu haftalık da Çamlıca TV haber bültenimizin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere, hoşça kalın.